Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu bizlere Rebiülevvel ayına kavuşmayı nasip eyledi. Rabbimiz kandilimizi mübarek eylesin. Rabbimiz Mevlid kandilimizi alemi İslam'ın ve ülkemizin kurtuluşuna, bereketine, her türlü beladan, her türlü musibetten kurtulmasına vesile eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, tabi bu gecede yapılacak çok ibadetler var. Ama tavsiye olarak değerli kardeşlerimize bu gece yapılması gereken bazı vazifeleri inşallah aktarmaya çalışacağız. Kardeşlerim, öncelikle Mevlid gecesi kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın alemi karanlıktan aydınlığa tebdil ettiği bir gece. Karanlık ortadan kalktı, nur geldi, Muhammed Mustafa geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin gelişi bütün aleme bereket oldu. Rabbimiz onun bereketiyle bizleri bereketlendirsin. Kardeşlerim, en başta bilhassa bu gecede çok tefekkür edelim. Yani niçin yaratıldığımızı düşünerek, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum ve beni yaratan Rabbim benden ne istiyor? Bir kul olarak yaratıcım olan Rabbim Celle Celaluhu benden ne vazife istiyor? Bunu bir tefekkür edelim. Bu gecede bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini düşünerek, Peygamberimiz bu dünyaya niçin geldi ve neler yaptı, bunu düşünerek, tefekkür ederek kendi ahvalimizi, halimizi gözden geçirelim. Kardeşlerim, bilhassa bu gece kaza namazları, nafile namazlarımızı arttıralım. Yani çok dua edeceğimiz, alemlerin rahmeti Muhammed Mustafa'nın dünyaya geldiği ve birçok insanın buna sevindiği, sevinen insanların da af olunduğu bir gecedeyiz. Kaza namazlarımızı ziyadeleştireceğiz ve nafile ibadetlerimizi arttıracağız bu gece. Ve kardeşlerim, bol bol Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Rabbimizin kelamı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bizlere en büyük emaneti Kur'an'dır. Ve bu Kur'an'ı bu gecede bol bol okumaya çalışalım. Okumayı bilmeyen kardeşlerimiz ise mutlaka bilen kişilerden dinlesin. Gücü yetenler mutlaka bu gece bir ilim meclisine katılsınlar. Bir sohbet meclisine katılsınlar. Peygamberimizin halini, şemalini, ahvalini, hayatını anlatan bir sohbette bulunsunlar. Ve kardeşlerim, bu gece yine yapacağımız en kıymetli, faziletli amellerden birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişi vesilesiyle Peygamber Efendimiz'e çokça salavat-ı şerife getirmek. Sayı belirtmiyoruz. Bu gece sonsuz salat olsun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Ve kardeşlerim, bu mübarek gecelerde ulemalarımız oruçla ilgili farklı beyanatlarda bulunmuşlar. Bazı alimler Peygamber Efendimizin doğumu olduğu ve bu doğumun da bayram nispetinde olduğu, bu sebeple de bayramda oruç tutulmayacağı gibi bugün de tutulmaması gerektiğini ifade eden büyüklerimiz olmuştur. Bununla beraber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi doğduğu günde oruç tuttuğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugün pazartesi günü ben doğdum, pazartesi günü oruç tutmayı sevdim buyuruyor kainatın efendisi. Dolayısıyla Mevlid kandilinde oruç tutulabilir, tutulmayabilir de, bu tamamen kardeşlerimizin ahvaline, durumuna göre değişmektedir. Yani tutan faziletini, mükafatını alır, tutmayan da bu işten sorumlu olmaz. Bu gece bol bol dua edelim. Ülkemize, alemi İslam'a, bütün Müslümanlara dua edelim. Ve bilhassa kardeşlerim, geçmiş hayatımızı muhasebe ederek, geçmiş hayatımızı düşünerek yaptığımız günahlardan, hatalardan tövbe etmek için Rabbimize yalvaralım. Estağfurullah ya Rabbi diyelim. İstiğfarı arttıralım ki bu gece tövbemizle yarınki ertesi güne, kandilinden sonraki güne, Resulullah'ın teşrif buyurduğu günden bir sonraki güne yeni bir hayata başlayalım. Yeni bir sayfa ile başlayalım. Ve kardeşlerim, bu gece öyle kararlar alalım ki hayatımızda yaptığımız günahlarımız, hatalarımız varsa bu kararımızla tamamını hayatımızdan çıkaralım. Ciddi bir karar alalım. Bundan sonra bu gece Muhammed Mustafa'nın gelişi hürmetine ben asla ve asla artık şu yaptığım günahları terk ettim, yapmayacağım. Ve bilhassa kardeşlerim, Efendimizin gelişi şerefiyle insanları sevindirelim. Sadaka vermeye gücü yeten kardeşlerimiz sadaka versinler. İnsanları sevindirsinler. Aile evratını, yakınlarımızı, akrabalarımızı sevindirmeye gayret gösterelim. Çünkü Muhammed Mustafa'nın teşrif günü bugün aleyhissalatü vesselam. Ve kardeşlerim, tabi birçok ibadetler var. İfade etmiş olduğumuz gibi bu gecede bilhassa Resulullah'ı iyi tanıyalım. Resulullah'ı iyi anlayalım ve onun hayatını rehber edinelim. Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine mazhar eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.